Teşekkür ederim. Yaklaşık bir senedir şeker hastasıyım. 37 yaşındayım. İlk tanı sağ bacağımdaki kaval kemiğimde bir kaşınmayla cildiye bölümünden tanı konuldu. Sonra işte dahiliye derken şeker hastası olduğumu öğrendim. Bir senedir de şeker hastasıyım. Aynı zamanda glifor, diamikron ve kolesterol hapı kullanıyorum hocam. Yalnız tek şikayetim şu anda yürürken yürüme zorlukları çekiyorum. Sağ ve sol kollarımda aşırı şekilde bir ağrı, bir sızlama ve kürek kemiğimde, sırt bölümümde bir ağrı, yoğun bir ağrı var. Aynı zamanda da hani vaktinizi de fazla almak istemiyorum. Aynı zamanda göğüs kafesimde de bir sıkışma oluyor. 10 dakika yürüyüp düz yol, yokuş, normal yürümeden her türlü şekilde ağrılarım devam ediyor. Hani kalp damarla ilgili hastanelere de gittim, efora da girdim. Hiçbir şey bulamadılar. Hani bir tanı koyulamadı. Bu konuda hani kısa bir bilgi verirseniz, yardımcı olursanız ne yapmam gerektiği açısından. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ Teşekkürler. Teşekkürler Mahir Bey. Şimdi hastamız 37 yaşında genç bir hasta. Evet. Büyük ihtimalle bir tip 2 diyabet tanısı konmuş. Çünkü 4 sene önce şikayetleri olduğunu ve doktora gittiğini söyledi. Şimdi bacağında kaşınmayla beraber seyretmiş. Şimdi bu şeker hastalığı dediğimiz gibi sistemik bir hastalık. Bütün vücudu etkiliyor. Şimdi sinirleri etkilemesi kaşıntı, işte sıcak soğuk ayrımında problem, ağrıda farklı ağrılar. Yani ağrısı bildirilmesi gereken yerde değil de başka yerde ağrılar, işte göğüste ağrılar gibi nörojenik dediğimiz sinir kaynaklı da olabilir. Bununla beraber damar tutulumu beklediğimiz bir hasta grubudur. Damarlarda tutulum olabilir. Şimdi vücudumuzdaki damarlar bir ağdır. Yani bir ağacın dalları gibi. Bir Evet. ağacın bir dalında bir sorun varsa, yani bacağımızda bir sorun var. Bu ağacın o dalına baktığımız gibi diğer dallarına da bakıp gövdeye de bakarız. Yani bu ağacımızda sorun ne? Çürüme başlamış bir dalda. Diğer Evet. dallarda da problem var mı? Hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için. İşte damar sistemi de böyle. Bacaktaki damarla kalpteki damar veya şah damarı, kollardaki damar ayrı değil. Hepsi birbirine bağlantılı. Birinde damarın içini döşeyen hücrelerde ölüm gerçekleşiyorsa şekere bağlı veya başka bir nedene bağlı. Diğer organlara giden damarlarda da olabiliyor. Bu nedenle Evet. eğer bacağımızda da bir şikayetimiz varsa ve bu damar orijinli olduğu tespit ediliyorsa hastamızda daha çok damar olduğu değil nörojenik kaynaklı sinirsel görünüyor ama damar sorunu da yaratılıyorsa diğer organlara da kalp damarlarına da şah damarlarına da bakılmalı çünkü hepsinde risk olduğunu söylemek istiyorum. Bir de bir şey soracağım hem hastamızla ilgili hem de demin sorduğum. Buyurun Şimdi hocam. mesela bu hastamızda bacağında işte kaşıntı başladı veya damar tutulumu başladı veya yarayla geldi. Şimdi bu hastamız Yalnız çok kısa alacağız hocam. mesela ağızdan ilaç alıyor. Kendisi de beyan etti. İnsüline geçmesi gerekiyor mu ya da ne zaman geçilir? Onun kriterleri nedir? Hocamızdan öğrenelim. Şimdi ben bu programın hani son cümleleri olarak kısaca söyleyeyim bu konuyu. Bir kere hastamızın yaşı genç, şimdiden bir 3-4 yılı almış. Diyabetik bir hastada süre uzadıkça, organ hasarı oldukça insülin verilir. İnsülin bir düşman değil, çok önemli bir dostumuzdur aslında hem hastaların hem hekimlerin. Şimdi burada bu hastanın organ hasarlarının ne durumda olduğuna bakmamız gerekir. Şeker hastalığında bir mikrovasküler dediğimiz göz, böbrek, sinir uçları etkilenimine bakarız. Bir de makrovasküler dediğimiz işte koroner damarlar, bacak damarları ve diğer damarların durumuna bakarız. Şu organ hasarı varsa hemen insüline geçmek o vücudu korumak için en önemli Hocam silahtır. organ hasarı nedir? Yani göz görmemeye başlayınca mı? Hocam onu da bir dahaki Bir programa programa muhtemelen anlatalım. bırakacağız. Uzatamıyor muyuz? Daha uzatamıyoruz. Muhtemelen. Şimdi bu hastada yaygın nöropati var. Ama bu hastanın 3 aylık ortalamaları ve kan değerleri hedefe ulaşmıyorsa, kan şekerleri hedefte değilse ve vücutta insülin salgısında azalma varsa bu hastaya mutlaka tedavide düzenleme yapmak, ya yeni ilaçlardan eklemek ya da insülin eklemek doğru bir yaklaşım olacaktır. Yaşı çok genç. Bu hastada 40 yıl veya 50 yıl ortalama Türkiye yaşam ortalamasını 78 kabul edersek son istatistiklere göre sağlıklı bir hayat sağlamak için tedavisinde enerjik davranmak esastır.